Şimdi tabii öncelikle asgari ücrette müthiş bir alım gücünde gelir kaybı var. Öncelikle bu gelir kaybı telafi edilip ondan sonra asgari ücret konuşulmalı. Öncelikle onu söyleyelim. Türkiye'de TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon yıl sonunda maalesef gerçekçi değil. Sadece memur ve emekli zamlarına asgari ücret zammı az yansısın diye TÜİK maalesef bir operasyonla enflasyonu düşük açıkladı. Bu çalışanların cebinden para çalmakla eşdeğer. Türkiye maalesef bakanın açıkladığı gibi bir Türkiye değil. Bakan diyor ki yönetmeliğe göre asgari ücret bir kez zam yapılacak. Aslında yönetmelik öyle demiyor. 2004'te çıkan yönetmelik asgari ücret en geç 2 yılda bir olmak üzere belirlenir diyor. Yani yılda 3 kez de 4 kez de belirleyebilirsiniz. Ki burada örnekleri var. 98'de 3 kez, 2000'de 3 kez, 2008'de 2 kez, 2011'de 2 kez, 2013'te 2 kez, 2015'te 2 kez, 2022'de 2 kez ve 2023'te 2 kez asgari ücret belirlenmiş. Bu dünyada Avrupa'nın en yüksek enflasyona, dünyanın en yüksek 5. enflasyona sahip bir ülkede asgari ücreti bir kez açıklamak, bir kez değerlendirmek doğru olmaz. Bunu söylemek istiyoruz. Asgari ücretle yaşamı hakikaten zor durumda. Ayrıca asgari ücret Türkiye'de olağan ücret olmuş durumda. Maalesef %50'nin üzerinde çalışanın ücreti asgari ücret seviyesinde. Bir de geçtiğimiz yılla karşılaştırıldığında aslında asgari ücretlerin borcuna baktığımız zaman çok farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Kişi başına kart borcu asgari ücretin tam 2,5 katı olmuş durumda. Geçtiğimiz yıl asgari ücretin 8.500 lira olduğu dönemde kişi başına düşen bireysel kredi kartı borcu 14.377 TL, yani asgari ücretten 5.871 TL fazla iken bu dönem maalesef Eylül ayında kişi başına düşen kart borcu 27.455 lira olmuş. Yani 16.000 üzerine çıkmış durumda. Asgari ücretin 2,5 katı kadar borcu var insanların. Bunu değerlendirmesi lazım. Asgari ücret maalesef açlık sınırının altında. Bu enflasyon ortamında enflasyon ortamında İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı rakamlara göre bir asgari ücret belirlenmelidir. Asgari ücret gerçekçi olmalıdır. Çünkü asgari ücret olağan ücret olmuş durumda Türkiye'de. Ayrıca bir de emeklerin durumunu gündeme getirmek lazım. 7.500 TL ile bir emeklinin geçinmesi mümkün değil. 7.500 TL sadaka bile değil. Maalesef hükümet emekleri oyalayarak seçimden önce vaat ettiler, yapmadılar. Seçimden önce söylediler emeklerin hayat şartlarını düzelteceğiz diye. Ama maalesef yeni bir seçim geliyor. Hala düzelebilmiş değil. Bununla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz biz. Burada iktidar 200'lü bir politika izliyor. 400'ün üzerine geminin İsrail'e sevkiyat yaptığı söyleniyor. Hatta askerlerin giymiş olduğu içliğin bile Türkiye'den gittiği söyleniyor. Bir taraftan Kudüs kırmızı çizgimizdir. Ümmet kardeşliğinden söz ediyor. Orada ölen çocukların üzerinden siyaset yapıyor, iç siyaset yapıyor. Diğer taraftan da maalesef İsrail'e gemiler gidiyor, içlikler gidiyor, çelik gönderildiği söyleniyor. İkiyüzlü bir politika, orada ölen çocukların üzerinden burada maalesef iç siyaseti alet ederek o çocukların kan üzerinde siyaset yapmaya çalışan bir siyaset anlayışı var. Netanyahu'ya İsrail'e ey diye efeleniyor ama maalesef Orta Doğu'da itibarsızlaşan bir Türkiye'nin de bir yapacak bir gücü yok, yapacak bir şey yok. İslam devletleri arasından birbiri olan durumu belli. Daha geçtiğimiz yıllarda Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'in anlaşmasına meydan okuyan Türkiye şu anda etkisiz bir politika izliyor. Tabi burada bu insanların öldüğü bir dönemde bile TOKİ'yi söylemek, inşaatı söylemek, parayı söylemek, rantı söylemek vicdansızlıktır, ikiyüzlüktür. 2019 seçimlerinde Cumhur İttifakı 51 ilde işbirliği yaptı. 30 büyük şehirde Cumhur İttifakı beraber seçime girdi. Onu hemen ifade edelim. Demek ki herhalde ya unuttu ya bilinçli bir şey söylüyor Sayın Erdoğan. 2019'da işbirliği yaptı Cumhur İttifakı. Türkiye'nin 30 büyük şehri olmak üzere 51 ilde işbirliği yaptı. Herhalde unuttu. Sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi onun psikolojisini bozdu, hafızasını bozdu. Çünkü hala
aday bulamayan bir Erdoğan var. Hep Cumhuriyet Halk Partisi'ne söylerdi Erdoğan. Derdi ki adayınız nerede? Adayınız nerede? Şimdi İstanbul'da adayları yok, Ankara'da adayları yok, İzmir'de yok, Adana'da yok, Mersin'de yok. Birçok büyük şehirde adayları yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetmiş olduğu büyük şehirlerde adayları yok. Ama Sayın Erdoğan aday arayışına girmesin, biz ona yardımcı oluruz. İstanbul'u çok iyi yöneten Ekrem İmamoğlu var, ona oy verebilir gönül rahatlığıyla. Ankara'da Ankara'yı çok iyi yöneten Mansur Yavaş var, ona da gönül rahatlığıyla oy verebilir. Sinop'ta da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağı tercihle, doğru bir tercihle Sinop Belediye Başkanımıza da oy verebilir. Aday arayışına girmesine gerek yok. Hafızasını kontrol etsin. 2019'da ne dediğini hatırlayamayan Sayın Erdoğan'a da Sinop'tan sesleniyoruz. Hep alıştığımız şey bir gün siyah diyor, bir gün beyaz diyor. Hem dış politikada hem iç politikada bunları görmek mümkün. Ama hangi ittifakla girerlerse girsinler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanda kuracağı demokrasi ittifakıyla Türkiye rahat bir nefes alacak. Türkiye bu tek adam zulmünün, tek adam rejiminin yaşamış olduğu bu baskıcı ortamda yerel yönetimlerle Türkiye bir rahat nefes almaz için demokrasi ittifakını en geniş biçimde kuracağımızda Sayın Erdoğan ve kamuoyu bilsin. Gazze'de savaş sürerken, çocuklar ölürken iktidara yakın, AKP'ye yakın şirketler İsrail'e gemiler dolusu malzeme taşımaya devam ediyor. İsim listeleri yayınlanıyor. İktidardan tıs çıkmıyor. İki yüzlü bir politika izliyor. Bir taraftan Gazze'de ölen çocuklar için ağlarken diğer taraftan İsrail'in silahlarına mermi gönderiyor, askerlerine eşya gönderiyor. İsrail'e sevkiyat tüm hızıyla devam ediyor ve bu sevkiyatı yapanların tamamı da AKP'nin ya ortağı ya büyütmüş olduğu iş adamı, hatta iktidarın içerisinde Cumhurbaşkanı'nın evlatlarında olduğu sevkiyatlarla ilgili iddialar var. Bu konuda tızı çıkmıyor. Açıklama yapmaya AKP'yi davet ediyoruz. Lütfen biraz samimi olun. Bu yaşanan zulme karşı biraz samimi olun. Bir tarafta hiç gözden kaçırmadıklar para, diğer tarafta ölen Filistinli çocuklar. Onu da Türkiye'nin vicdanına havale ediyoruz.